Size dedim ki ben, lazım size, sağa sola gidiyorsunuz. Kredi kartlarını almayın, yani millete diyorum yani. O tabelalarda, pankartlarda, bezle tam, pankart asıyorlar. Komisyon %0. Bizim saf trik Müslüman buna inanıyor. Elin gavuru sana hizmet edecek, hizmet ücreti almayacak. Sen de buna inanıyorsun. %2,5 alıyor dedim. Bana itirazlar geliyor. Yazılar geliyor, şifan geliyor. Abi yani böyle diyorsun ama hiç mi sokağa çıkmıyorsun? Petrolde olsun, esnaflarda yazıyor. Karta 0 komisyon, %0 komisyon. Ve öyle inanıyor ya. Tabela insan bunlar. Tabela Müslümanları, tabela. Vitrin insanları. Bilmiyor. Elin gavuru sana bedava hizmet eder mi? %2,5 dedim ben, az dedim. %2,5 komisyon parası alıyor. Nasıl alıyor? Bir örnek vereyim. Eylin'i aradım da görüştüm. Böyle böyle diyorlar dedi. Abi doğru söyledin ama az söyledin. 2,7'ymiş. 2,81 mi neymiş? Nasıl? Anlat hele bana dedim. Şimdi bak dedi, seni anlayacağım misalle sana anlatayım. Adam kazak getirdi satıyor. 10 lira dedi. O misal onun. Kazak 10 lira. Topluma bakar esnaf, kartsız satamıyor. Yani post olmadan, yani kartsız millet pek alışveriş yapmıyor. Yüzde kaç dedim? Abi %50'nin üzerinde kartla alışveriş yapıyorlar diyor. Esnaf aptal mı? Adam geliyor. O zaman %50 çoğunlukla kart olduğu için karta göre fiyat koyuyor. Kaç paraydı diyor şimdi kış sözünü? Kazak 10 lira. Bu adam diyor 14 lira yazıyor satış. Geliyor, tabela yazıyor. Diyor ki karta 0 komisyon, %0 komisyon. Tamam? Sen de aldanıyorsun, gidiyorsun. Ya kaç para kardeşim kazak? 14 lira diyor. Aslında 10 lira. Ya olmaz mı ya kardeşim? Ha, falan pazar 13. Tamam zorlan. Kartla bir çekiyor, adam da seviniyor. Kartıma 0 komisyon. Şimdi bu kart parası çekildiği zaman benim param hangi bankadan kart almışsam ona otomatik geçiyor. 14 lira param kart posta çekti ya, benim param şeye geçti, bankaya. Banka bunu 40 gün kullanıyormuş. Ben nerede bileceğim bunu? 40 gün kullanıyor senin 14 liranı. Sana bu kartı verdim ama diyor, bu karta mukabil bana ücret olarak senin paranı ben 40 gün kullanacağım. Peki ben kazak aldım, kartta 14 lira çekti, 10 liralık şey kaza. Esnaf gidiyor diyor ki, arkadaş Hasan Akar kazak aldı 14 lira şey, onu bana ver. Ben aptal mıyım diyor. Ben diyor bu hizmeti ne yapıyorum, sana müşteri getiriyorum. Kart verdim, tamam, aptal mıyım ben sana, hemen vereceğim. Ne istiyorsun benden diyor esnaf bankacıya. 40 gün bekleyeceksin paranı diyor. 40 gün ben çalıştırdıktan sonra sana 14 lira vereceğim. Banka benim 14 lirayı 40 gün çalıştırıyor. Esnaf diyormuş ki bu sefer, ben şimdi istiyorum. Bu sefer banka diyor ki %2,81. Eskide 4'tü. 2,3 lira ben diyor bunu kırıyor. O zaman 14 liralık parasını, satışını bankadan tahsil ediyor. Kaç para alıyor? 13 lira, 12 lira. Değil mi? 14 lira sattığı kaza 12 lira bankadan tahsil ediyor. Benim 14 liraya aldığım kazağın 2 lirası, 3 lirası bankaya gitti. Ben Müslüman, satan Müslüman, banka Yahudi. Benim Müslüman o kazak satan dükkan, benim kazak satan dükkan kaç paraya şey yaptı? 12 liraya sattı. Sana çaktırmadan bir kere 10 liralık kaza 14 liraya sattılar. O senin Müslümanın alışveriş yaptığın dükkanın sahibi 12 lira aldı, 3 lira bankaya kaldı. Otomatik olarak ben bankaya 3 lira verdim. Peki onu anladık da abi. Peşin ayrılanlar ne oluyor? Ha, peşinde bir sorun yok. Ha, peşine dese ki, ha, esnaf dese ki, bakıyor, aptal değil, bu da şey. Bakıyor ki kartla mı alıyorsun, parayla mı?
önceden şey yapıyor, belli oluyormuş. Eğer peşin alıyorsa adam düşüyor. 14 liraya alıver falan. Ya sen bizdensin bilmem ne. Böyle yumuşak gidiyor, 10 liraya düşürüyor. Kart da alıyorsa kesinlikle bankanın keseceği miktarı üzerine koyuyor. Sen de biliyorsun ki sıfır komisyon zannediyoruz. Yahudi bunu çıkartacak. Yahudi bunu çıkartacak, sana bedava bu hizmeti verecek. Öyle mi? Pantolonum var ya, pantolonu hani kayışa takıyor. Pantolonumu kayışa düşmesin diye ön taraf var ya, ön tarafta böyle bir şey oluyor. Kayışın kemer demin çivisi. Kemer çivisine giren bir şey. Onu Amerika buldu diye her pantolon üreticisi sırf onun bulma parası olarak para veriyormuş. Ben hani onu kullandığın için patentmiş. Yani ben nerede bileceğim arkadaşlar ben bunu? Telefon etmeden biriyle, ehliyle, sokaktaki değil, ehliyle şey yapmadıkça ben konuşmam. Onun için o müsteri olsun. Karta abi, karta sıfır yüzde komisyon koyuyorlar. Sen bilmeden şey bunu konuşma. İşte yok da Allah vermeyince ne yapacaksın yani? Yani bir kere Yahudi müessesesi banka, ustad ne dedi? Bunların diyor istifadesi hep daim gavurlaradır diyor. Girmeyin diyor. Şakirtlerine girmeyiniz diyor. Niye yapıyor bunu? Hırtlağına kadar bankada boğulduğu için bana böyle söyleyerek ya itti şey yapıyor. Rahatlayacağını zannediyor. Ustad diyor, ustad diyor. Şakirtlerine, Kur'an şakirtlerine girmeyiniz. Kavga kapısını kapatmak için banka kapısını kapatınız. Yüzde sıfır komisyon yok kardeş. Sana öyle deniliyor. Arkadan senin adına yapılıyor. Banka o zaman insanları maşa olarak kullanıyor esnafa karşı. Tabi. Banka diyor ki ben sana para gezdirmeyeceksin. Bu kolaylık. Ondan sonra insan elinde para oldu mu harcaması çok zordur. Bu psikolojiktir. Benim işim bu. Ama kart oldu mu ne çıktı belli değil ki. Kart veriyorsun. Kart alıyorsun. Verdiğin bir şey yok ha alışverişte. Bak kart verdin. Ver diyorsun, aldın. Gitti mi bir şey? Karttan? Zahirde? Yok, karttan ne? Para öyle mi? 100, 200, 300, 400. Para gitti. İnsan buna razı değil işte. İşte bu parayı psikolojik olarak yaptılar. Şeye kartı. %2,5 senden kazağa ödüyorsun önceden. Çünkü esnaf bunu yapacağını bildiği için şayet kartsız alıyorsan pazarlıkta düşürüyor. Düşmüyorsan zaten cebine koyuyor vicdansız. Kartsız aldığın halde 14 lira alıyor. Ama insaflı Müslüman adam biliyor ki bu %2,5'u bankaya gidecek. Ben 13 liraya satayım bari. 14 dedi ama 13'e satıyor. Biliyor. Burada senden alıyorlar. Banka ne yapıyor? Senin yatırdığın parayı hem kullanıyor hem de senden esnaf üzerinde senden para alıyor. Ben diyor kartı başladı bu. Babamın hayrına mı verdim? Babanın hayrına mı verdim ben sana diyor. Peki. Bu. Şimdi ikinciye başlıyoruz.